Sağlıkta şiddet ne yazık ki ülkemizde vahim bir noktaya gelmiştir. Sağlık çalışanlarının hayatına kastedilmesi sıradanlaşmıştır. Toyota Sağ Hastanesi'nde yaşanan alçak saldırı bunun en somut örneğidir. Hastanede tomografi çekilmesi gereken bir hastanın röntgenin önünde beklemekteyken çalışan arkadaşlarımız ilgilenmişler ve tomografi çektireceksiniz diyerek gidilmesi gereken yeri göstermişlerdir. Sadece yardım etme amacı taşıyan bu niyete karşılık hasta yakınları saldırmış ve iki arkadaşımızı maalesef bıçaklamıştır. Her iki arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapanlar hakkında en ağır cezanın verilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bununla birlikte hastane tarafından defalarca istenmesine rağmen hastane polisi görevlendirilmesi yapılmamıştır. Merak ediyoruz, bu görevlendirme sağlık çalışanları cinayete kurban gidince mi yapılacaktır? Bu sorumsuzluk ve ihmalin de hesabının sorulmasını bekliyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda en sert önlemler alınmaz ve ağır cezalar verilmezse korkarız ki artık şiddet yerine sağlıkta cinayet haberlerini sıklıkla duymaya başlayacağız. İnsanlıktan çıkmışların ellerinde suç aletleriyle hastanelerde terör estirmelerine artık bir son verilmelidir. Sağlıkta şiddete yönelik çözüm noktasında atılacak adımlar bellidir. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalıdır. Sağlıkta şiddet sadece kamu görevlisini darp olmaktan çıkarılarak kamu hizmetini engelleme, vatandaşın sağlık hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatını riske atılması gibi suçların da cezası olmalıdır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların acil hizmetler haricindeki kamu sağlık hizmetlerinden belli bir süre bedel ödeyerek yararlanması ve yararlanması ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ceplerinden para ödemelidir. Sağlıkta şiddetin arttığı, bilhassa Avrupa ülkelerinde uygulanarak olumlu sonuçlar alındığı gibi sağlık hizmeti veren birim ve yerlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin sıfır toleranslı alan ilan edilerek bu alan dahilinde gerçekleşen herhangi bir suçun cezasının hiçbir şekilde hafifletilmemesi ya da para cezasına çevrilmemesidir. Sağlık çalışanlarının şiddetin en aza indirilmesi adına bekledikleri bu düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Bu konuda artık ciddi adımlar atılmalıdır. Sabrımız kalmamıştır. Güvenli çalışma sağlık çalışanlarının hakkıdır. Hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.